Başkanım teşekkür ederiz. Öncelikle vaktimiz adına sağ ol, senin sayende Profesör Paul Petersen ve Profesör John Montu Danimarka'dan bu havada, bu soğukta bizi kırmadılar, kalktılar, geldiler. Bugün sağ olsun. Danimarka Üniversitesi'nde görevli Hali Karnassos Kürsüsü öğretim üyeleri Profesör Doktor Paul Pedersen'le Doktor John Lund, Akademiya Vakfı Yönetim Kurulu ile birlikte Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u makamında ziyaret etti. Bilimsel araştırmaların ışığında bizi de çok şaşırtacak fotoğraflar, çok şaşırtacak bilgiler. Yani eminim ben konunun uzmanı Harun Özdaş'la Semih Adıyaman, ben amatörüm, onlar da çok şaşırdılar. Bodrum'da bulunan dünyanın yedi harikasından biri sayılan Karya Satrabı, Kral Mausolus'un anıt mezarı Muselium'un 1960'larda başlatılan kazılarını yürütmüş Danimarkalı bilim adamları, Bodrum Yarımadası'na faaliyet gösteren Akademiya Vakfı'nın davetlisi olarak Bodrum'a geldi. Uluslararası Mausolium Projesi çalışmalarına katılacak olan Danimarka Üniversitesi Hali Karnassos Kürsüsü öğretim üyeleri Profesör Doktor Paul Pedersen'le Doktor John Lund, Akademiya Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Özay Kartal ve Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u da makamında ziyaret etti. Bunu yapalım. Ben bir desteği vereceğim yani. Bodrum'un geleceği için bunlar şartlar. Yani yeni bir heyecan yaratmamız lazım Selim abiciğim. Bodrum'da. Ziyarette Pedersen ve Lund, bundan yaklaşık 60 yıl önce Bodrum'da yürütmüş oldukları kazı çalışmalarından bahsederek, Akademiya Vakfı'nın başlatmış olduğu Uluslararası Mausolium Projesi'ne de destek olmaktan büyük mutluluk duyacaklarını belirtti. Çok uluslararası bilim adamlarının katkılarıyla yapılabilecek bir şey bu. Öncelikle 1967 yılında başlayıp ta bugüne kadar bütün kazıyı Danimarka Üniversitesi Jeppesen'le Paul Petersen yapmış. Akademiya Vakfı Başkanı Özay Kartal, vakıf adına Başkan Kocadon'a teşekkür ederek Bodrum'un tanıtımına katkı sunmak amacıyla oluşturdukları bu projeyi Bodrum Belediyesi'nin de destekleriyle hayata geçirmek istediklerini söyledi. Önümüzdeki Mayıs ayında ise Mausolium için uluslararası çapta bir çalıştay düzenlemeyi planladıklarını belirtti. Geçmiş dönemlerde Mausolium kazılarını yürütmüş Danimarka Üniversitesi öğretim üyelerini de bu nedenle Bodrum'a davet ederek düzenlenecek çalıştay üzerine konuşup fikir alışverişinde bulunacaklarını, bu zaman zarfında beraberce çalıştay programını oluşturacaklarını açıkladı. Başkanım teşekkür ederiz. Öncelikle vaktimiz adına sağ ol, senin sayende Profesör Paul Petersen'i ve Profesör John Montu Danimarka'dan bu havada, bu soğukta bizi kırmadılar, kalktılar, geldiler. Bugün vaktimiz da sağ olsun. I'll give the small brief about what we did now and you joined our invitation. Bodrum'un tanıtımı için yapılan, Bodrum'un geleceğine ışık tutacak proje ve çalışmalara elinden gelen desteği sunmaya her zaman hazır olduğunu ifade eden Başkan Mehmet Kocadon'sa, tüm insanların dünya miraslarını görebilmeleri için onları yaşatmamız lazım. Özellikle de bu proje beni çok mutlu etti. Ben de Bodrum Belediye Başkanı olarak bu güzel çalışmanın yanında olmaktan her zaman gurur duyacağım. Bodrum'un geleceği için bu tür projeler şart. Bodrum'da yeni bir heyecan yaratmamız lazım dedi. Ziyarette ayrıca Profesör Doktor Paul Pedersen, Death and Burial in Karya adlı kitabı da Başkan Mehmet Kocadon'a hediye etti.